Ne haber? Videonun da başlığını anladığınız gibi bir çekiliş yapıyorum. Çekiliş sizin bu videoyu izlediğiniz tarihten tam bir ay sonraki gün açıklanacak. Aynı zamanda bu videoyu izlerken siz Instagram'a bir post attım. O postları da duyurdum zaten. Yani duyurmuş olacağım. Tam aynı eş zamanlı yükleyeceğim ikisini. Bu videonun açıklamasında da bir tane link var. Linke basıyorsunuz, bir tane form çıkacak karşınıza. Instagram adresinizi ve e-posta adresinizi yazıyorsunuz. Formu doldurduktan sonra Instagram'dan beni takip etmeniz lazım. Bir de çekiliş için paylaştığım o postu şey yapmanız lazım. Double tap. La elimde değil oğlum. Ben yapmıyorum. Hayır. Oldum. Detay için teşekkürler. Bu kadar. Başka yapmanız gereken bir şey yok. Etiket falan yapmanıza gerek yok. Şimdi vereceğim destelerden olan bicycle'ların bir tane kutu açılımını yapacağım. Elimde siyah bir bicycle var. Bu da sıfır zaten. Yeni açtım kutusunu. Black Seal. Göndereceğim desteler de Black Seal. Black Seal ne bilmiyorsanız şu sticker'a Black Seal deniyor. Şirketin seal'ı. Desteyi çıkartalım içinden. Bu deste siyah. Size vereceğim ya mavi ya da kırmızı olacak. Yani siyah mı olsa siyah da veririm. Gerçi var da, o vermek için değil yani, o koleksiyon diye var. Fazla yok, o yüzden veremiyorum. Şimdi, dünyanın en standart dizaynı zaten bicycle. Bu işe başlamayı düşünüyorsanız, kardeştir ya da sihirbazlık yapmak istiyorsanız, daha çok sihirbazlıkta kullanılır, bicycle almanızı öneririm. Çünkü hem air crash and finish dediğimiz bir olay var, hiç kardeştirden alakanız yoksa, bir özet geçeyim. Kartların üstünde sanki böyle, bir de göstereyim hemen. Sanki böyle kartın üstünde noktalar varmış gibi görüyorsunuz değil mi böyle? Kamerada belki belli olmuyordur ama üzerinde noktalar varmış gibi. Çünkü gerçekten de var. Bunlar makineler tarafından açılıyor bu delikler. Ama bildiğiniz delik gibi değil yani. Üzerinde sadece izler var. Bu şekilde de kartlar birbirinin üzerinde kayabiliyor. Çünkü hava basınç olmuyor içeride. Hava içinde gezebiliyor kartların. Asıl olay bu yani. Biraz daha detaylı anlattığım bir video da var. Destelere göre nasıl ayırdığımızı anlattığım. Onu da sağ üstteki i butonundan gidebilirsiniz. Dünyanın en standart destesi yani. Buna normalde bir deste incelemesi yaptığımız zaman destenin sert olup olmadığını bir bicycle'a göre karşılaştırırız. Yani ben derim ki TCC sert bir destedir. Neye göre? Bicycle'a göre. Ortalama bir destedir bicycle yani. Anlatabildim mi? Desteyle ilgili bir şeyler anlatmam gerekiyor yani. O yüzden şu gördüğünüz köşelere, beyaz yerlere border deniyor. Bu border ne işe yarar? Double lift dediğimiz bir olay var. İkili kaldırma. İkili kaldırma yaptığınız zaman hafif kaymış olsa bile kartlar en azından belli olmaz. Çünkü border vardır, beyazdır önü ve arkası kartların. Şu şekilde yanlış gösterdim. Şöyle olduğu zaman maçıyas bu şekilde. Deste bu kadar. Yani diyeceğim. Bir de şu seal olayı var dediğim gibi. Siyah seal. Black seal bir deste hediye edeceğim sizlere de. Tamam o zaman video bu kadar. Videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz umarım. Ekranda Instagram adresimden falan da takip edebilirsiniz dediğim gibi. Bir de şunu da söyleyeyim. Çekiliş canlı yayında açıklanacak. Bir ay sonra dediğim gibi. Canlı yayın hakkında biraz daha detaylı bir duyuru yapacağım sizlere. Canlı yayında bir sürprizim daha olacak ama onu çekiliş günü haberiniz olacak ondan. Ya da çekilişten birkaç gün önce bir videoda bahsedebilirim. Şu anlık sürpriz olarak kalsın ama. O kadar. Hadi. Görüşürüz diyeceğim. Deste basayım.